Bu tabii ki yani önemli. Yani farklı sektörlere yayılırlarsa iyi olur. Bence çok daha iyi olur. Ve birkaç tane belki olması olur tabii. E, Çünkü bak, bahsettiğimden yani, zaman geçtikçe, Hı -hı. 10 yıldan sonra böyle 16 yıllara gelince, e, portföyde zaten e, senden artık bunu e, istiyor. Hı -hı. Başka yerlere ben yatırım Hadi biraz yap, daha, diyor. daha. Beni biraz yap. Çünkü bir şey oluyor. Yani genişleme oluyor orada. Ve sen istiyorsun zaten bunu yani bu bir yolculuk bu yolculukta sana zaten e, portföyünde sana seninle sohbet ediyor aslında beni biraz daha başka yerlere kaydır falan diyor biraz böyle bakmak lazım şunu sorayım bir de. Şimdi ben borsaya yatırım yapıyorum. Borsa yatırımcısıyım diyelim. Evet. Genel aslında söylediğimiz hep şudur. Bütün paranla borsaya girme. Yani alternatif farklı işte. Belki evet. biraz mevduat yapacaksın. Belki biraz dövizin olacak. Belki biraz altın koyacaksın. O ayrı. Ama borsaya ayırdığım paranın Tunca abi hepsini mesela temettü yatırımı olarak mı değerlendirmeliyim? Yoksa evet. ya biraz trade ettiğim %20'si o olacak. seksen ile ya da %50'siyle mi? Böyle bir değerlendirmen olur mu? olur tabii yani bir kere şu var hani rahat olsunlar ya insanlar. Hani illa şunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diye bir şey yok yani. Kesin kuralları, kesin Formül yok dedik zaten. Sen kendini nasıl rahat hissediyorsan o şekilde hareket etme şeyin var, özgürlüğün var. Canın çok eğer istiyorsa trade etmek. Hı hı. Olabilir. Hani merak ediyorsundur falan. Herkes de var. Denemek heyecan. istiyorsun. Heyecan var o yani. Şey, şimdi bir de algoritmalar falan da var. Hani kısa vadeli trade için toplam port, portföyün bence hani en fazla yüzde yirmisini falan ayırmalarını tavsiye ederim. Bu da yani en fazla. Hmm. Ee,